Arkadaşlar merhaba ben İskender kanalından Birkan. Bugün size bir video çekeceğiz ama ondan önce bir şey ifade etmem gerekiyor. Bu elinde görmüş olduğunuz, e, bilmiyorum dünyada sarı koç var mı ama bir oyuncak koç. Bunu video sonuna kadar e, Bezoar daha Keçisi olarak kabul edelim. O şekilde çekeceğiz videoyu. Arkadaşlar merhaba ben İskender YouTube kanalından Birkan. Bugünkü video konseptimiz normalden biraz daha farklı. Bugün biz soracağız, siz cevaplayacaksınız. Evet hazırsanız hadi başlayalım. Öncelikle size bezuar dağ keçilerinden bahsetmek istiyorum. Ayaklarında yumuşak yastıklar ve tırnak altlarındaki pürüzü yapısı sayesinde dimdik kayalıklardan bile çok rahat ve hızlı hareketler bir dağ keçisidir. Ancak bugün sizlere bu keçilerin tırmanma yeteneklerinden değil, insanı şaşkınlığa düşürecek düzeydeki tıp ve farmakoloji bilgilerinden bahsedeceğiz. Bezoar dağ keçileri kendi kendilerine tedavi etme konusunda uzmandırlar. Farsça manasına baktığımızda bezoar kelimesi de ilaç demektir. Bugün ile bu yönüyle bu keçilerin profesör doktor vanak ettiklerini söyleyebilirim. Öyle ki bu keçiler yılan sokmasına karşı oldukça üst düzey donanımlıdırlar. Bir yılan tarafından ısırıldıklarında hemen yaşadıkları çevrede yetişen sütlen bitkisini bulup yemeye başlarlar. Bu son derece hayret verici bir davranıştır aslında. Çünkü sütlen bitkisinde bulunan formalin maddesi kana karışan yılan zehrini etkisiz hale getirmektedir. Evet, yanlış duymadınız. Bir bezuar da keçisi yılan ısırmalarına karşı kendini tedavi etme yolunda hastaneye uğrama gereği duymamakta Doktorlara taş çıkarıcısını bir tedavi yöntemi uygulayarak hastalığından kurtulmaktadır. Şimdi gelelim ana konumuza. Evet bildiğiniz gibi insanlık olarak hayvanlardan en büyük farkımız düşünebilme yeteneğimizdir. i̇nsanın böyle bir yeteneği varken düşünmemesi durumunda hayvansı özellikleri baskınlaşmaya, kısacası hayvanlaşmaya başlamaktadır. Bir önceki olaya geri dönersek bu olay karşısında mantıklı düşünen bir insanın aklına hemen şu sorular gelir. Günlük otlatmaları sırasında sütleyen bitkilerinde ağızlanır ve sürmeyen keçilerin bu bitkileri tedavi maksatlı kullanmalarını sağlayan nedir? Yılan zehirine karşı pan zehir etkisine sahip bir ot aramaları gerektiğini bir diğer ifadeyle bu zehrin pan zehir olduğunu nereden bilmektedirler? Daha keçileri sütten otun içinde hangi kimyasal maddenin olduğunu, bu kimyasalların yılan zehrini tedavi edici etkiye sahip olduğunu nasıl öğrenmişlerdir? Bu soruların cevapları ile ilgili aklınıza gelen cevapları yorum kısmına yazabilirsiniz. İsterseniz şimdilik bizim verdiğimiz cevapları konuşalım. Acaba deneme yanılma yöntemiyle mi öğrenmişlerdir? Bu durumda yılan tarafından ısınan keçinin can havliyle bulduğu tüm ot çeşitlerini deneyerek yani deneme yanılma metodunu kullanarak Hangi otun zehirlenmeye karşı etkili olduğunu bulması mümkün müdür? Tabii ki çok zor. Bulunduğu bölgede uygun otu bulmaya çalışırken yüzlerce ot çeşidi arasından deneme yapmaya başlayan keçinin muhtemelen birkaç denemeden fazlasını gerçekleştirebilecek vakti olmayacaktır. Her şeye rağmen keçinin bunu başarabildiğini varsayalım. Ancak bu da yeterli olmayacaktır. Çünkü bu keçi türünün neslinin tükenmemesi için tüm keçilerin bu davranış özelliğine sahip olmaları gerekmektedir. Dolayısıyla başarılı olan ilk keçinin tecrübesini diğerlerine aktarması gerekmektedir. Ancak bir canlının sonradan öğrendiği bir bilgiyi kendinden sonra gelen nesillere genetik olarak aktarması bilim dünyasınca mümkün gözükmediğinden bu hipotezi de geçerliliğini yitirir. Zaten mantıksal açıdan düşündüğümüzde de bu böyledir. Bu durumu şöyle örneklendirebiliriz. Çok dert çalışarak Üniversite sınavında birincilik kazanan bir kişiyi düşünelim. Bu kişinin uzun yıllar boyunca çalışıp öğrendiklerini ya da gösterdiği çabanın doğacak çocuğuna veya torununa hiçbir faydası olmayacaktır. Öğrenilen bilgiler ve davranışlar sadece o canlıya aittir. Her nesil aynı bilgileri en baştan öğrenerek kazanmaya mecburdur. Çünkü canlıların DNA'larında bulunmayan Sonradan öğrenilen bir bilgi gen vasıtasıyla aktarılamaz. Dolayısıyla deneme yanılma yöntemiyle elde ettiğini söylemek başlı başına abes kalır. Bu tür davranışları içgüdü olarak nitelendiren bazı bilim adamları içgüdünün gelecek nesillere aktarımına dair çeşitli hipotezler öne sürseler de herhangi bir şekilde sonuca veya netliğe varamamışlar. Dolayısıyla düşünce düzeyinde kalmışlardır bu düşüncenin doğru olabileceğini varsaysak dahi gelin işin temeline inelim. Doğuştan geldiği varsayılan bu davranışı nedeni bilmeden öyle yapılması gerektiği hissedilen veya yine sebebi bilinmeyen dürtüler sebebiyle o şekilde davranmaya yetip bilinçsiz eylemler gerçekleştiren güç olarak tanımlanan içgüdü gerçekleştirebilir mi? Ya da bu şaşılası olayın içinden içgüdü diyerek çıkmak ne kadar akıl işi? Varlıklar kendi kendilerine hakim ve kendi kararlarına göre yaşıyorsa içgüdü nereden geliyor? Başka bir deyimle sebebin bilinmediği için içgüdü deyip geçilen bu olayda içten güden veya yönlendiren kuvvet nereden veya kimden geliyor? Yeni doğmuş bir karetta karetta'nın tereddütsüz, yanlışsız, doğru yöne denize hamlesi için kusursuz denilebilecek bir zeka, duyu organlarının olması gerekirken organları bile tamamen olgunlaşmamış bebek bir hayvandan böyle bir zekaya nasıl sahip olduğunu, neden sadece o işte görüldüğünü, bu davranışları duygusal zeka ile sadece varsayabilen, düşünce öteye kanıtlanmamış görüşler dahi bize açıklayamaz. Üstelik bezuar keçilerinin böyle bir tıp ilmiyle doğru otoyönlenmesi, arıların doğduğu anda eğitimsiz görevlerini bilmeleri, sivri sineklerin efsane birer anestezis olmalarını sağlayan gücün tüm bu ilimlerde hakim olması gerekmez mi? Yaşayan tüm varlıkların üstün özelliklere sahip olduğu çıkarımı yapılmaz mı? Öyleyse içgüdü diyerek de bu işin içinden çıkamayız. Asıl sorgulamamız gereken yerde sebepsiz kaynağı bilinmeyen kuvvet deyip üstünü kapatmak ne akıl ne mantık ne bilim işi. Ya bu kuvveti tanımak istemiyor ya da akılsızlık ediyoruz o zaman. Bu kuvveti değişmemiz, sahibini öğrenmemiz gerek. Bu tür örnekler üzerinden derinlemesine düşünmek, canlıların davranışlarının tesadüfen ortaya çıkamayacağını anlamak için zaten yeterlidir. Hatta yıllarca eczacılık eğitimi alan bir insanın dahi bir keçiye göre uzun uğraşlar sonucu bulabileceği bir panzehiri böyle bir dağ keçisinin hiçbir eğitim almadan hiçbir okula gelmeden bulabilmesi bizlere gösteriyor ki hiçbir canlı başı boş, sahipsiz ve sözde tesadüflerin akışına bırakılmamıştır. Söz konusu işi yani sevgi yapabilecek ise elbette kainattaki tüm varlıkların bu davranışın ilmine, dolayısıyla bütün vücut işleyişlerine, tüm varlıkların alakalarından ötürü ekosisteme en nihayetinde kainata hakim bir yaratıcıdan başkası olamaz. Ondan başkasının bunu başarabilecek bir gücü, iradesi ve kudreti yoktur. Dolayısıyla bütün canlılar ihtiyaçları olan bilgilere Allah'ın kendilerine ilham etmesi ve öğretmesi sayesinde kavuşurlar. Bu duruma İslam dininde sevk ilahi denmektedir. Hatta son zaman düşünürlerinden Bediüzzaman Said Nursi 28. mektup adlı risalesinde olaya şu şekilde anlatmaktadır. Mesela kedi gibi bazı hayvan gözü kör olduğu vakit o sevki kaderiyle gider, gözüne ilaç bulan bir otu bulur, gözüne sürer, iyi olur. Hem Ruhi Zemin'in sıhhiye memurları hükmünde ve bedevi hayvanatın cenazelerini kaldırmakla muazzaf kartal gibi akıllı lan bu kuşlara bir günlük mesafeden bir hayvan cenazesinin vücudu o sevki kaderiyle ve o istikablel buku ilhamiyle o saika ilahiyle bildirilir ve bulurlar. Hem yeni dünyaya gelmiş bir arı yavrusu yaşı bir gün iken havada bir günlük mesafeye gider, havada izini kaybetmeyerek o sevki kaderiyle o saika ilhamıyla döner, yuvasına gider. İşte bu durum ve bu gibi olaylar bir sevki ilahinin yani yaratıcı yoluyla hareket eden bir ön sezinin varlığını göstermez mi? Bu ön sezi ve sözde içgüdüler üstün güç sahibi bir yaratıcı gerektirmez mi? Varlıkların gösterdikleri bu denli ilim, akıl ve alakadarlıklar Ötesinde tüm ilimlerin ve işleyişin sahibi bir büyük zat ispat etmez mi? Kainattaki herhangi bir akıldan, ilimden ve kuvvet sahibinden üstün olması gerektiren tüm bu işleri akılsız, ilimsiz, alakasız kanunların gerçekleştirebilmesi akılsızca bir düşünce değil de nedir? Tüm ekosistemde bu işle alakadar olabilecek tabiat kanunlarının dahi beraber iş yapmaları ve bir uygulayıcılarının olması gerekmiyor mu? Delilsiz davaya bakılmaz. Dolayısıyla bir hipotezin bilimsel geçerlilik kazanması için somut deliller gereklidir. Sadece mantıki deliller öne sürülen bir hipotez düşünceden öteye geçemez. Düşüncelerin gerçekliği ise mantıki delillerle ispatlanabilir. İşte tanımında hiçbir bilimsel gerçeklik olmayan içgüdüyü biz de mantıki delillerle tanımlamış olduk. İçgüdünün aslında bir sevk ilahi olduğu, tanımının sebebi bilinmeyen yaptırım tanımından çok daha mantıklı olduğunu sanıyoruz. Aklını düşünen insan anlar. Kuran-ı Kerim'de Allah'ın tüm canlılar üzerindeki mutlak kontrol ve hakimiyetini şöyle haber verilmektedir. İnni tevekeltu ala Allahir Rabbi ve Rabbikum ma min dabbe illa huwa akhizun binaasiyatiha inna Rabbi ala siratin mustakim